arkadaşlar, yeni bir videomuza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bugünkü video tarif vermiyorum. Hayır, bir şey de almadık. Bir yere de gitmiyoruz. Yeni ürün de göstermiyoruz. Yok. Bugünkü video bambaşka. Evet, çok başka video arkadaşlar. Ve elimizden geldiğince günlük çekmeye çalışacağız. Evet, bu günlük video olacak. Ya. Son zamanlarda fark ettiniz mi bilmiyorum ama Recep ve ben, aslında Liya da gayet kilo aldık. Yuvarlanmaya başlıyoruz. Ve bugün tartıya çıktım ve bir şoka uğradım. 76 kiloyum. Sonundan ağlıyorum, kilomdan değil. Şöyle sonunu da göstereyim. 76 kilo olmuşum arkadaşlar ve ben geçen sene Türkiye'ye gittiğimde 8. aylardaydı. Tam 66 kiloyla gitmiştim. Yani yazdan bu zamana kadar 6 ay geçti. 6 ay bile tam değil aslında, 5 ay. 5 ayın içinde 10 kilo aldım. Tabii ki çok fazla. Sen yine az aldın, ben daha çok aldım. Sen daha çok aldın. Recep de 93 kiloyla Türkiye'ye gitti. Şu an 106 kilo. Yani 13 kiloda Recep aldı. Hemen hemen aynı almışız. Zaten yo-yo efekt yaptı. Birdenbire hepsine çikolataya, yani, Red Bull'a, bilmem neye şey yaptık, saldırdık. Kışın öyle oluyor, evdesin, hareket yok. Tabii ki günlük evimi temizliyorum ama yetmiyor. Terlemiyorsunuz, su içmiyorsunuz. Evet. Böyle böyle şeyler. Neye karar verdim? Bugün itibariyle diyete karar verdim. Ha, diyeceksiniz ki kahvaltıda evet hata yaptım. Çünkü kahvaltı yapmadım. Öğleye doğru bir kahveyle 6 adet bisküvit yedim. Neden? Çünkü tartıya çıkmamıştım. Yedim. Sonra bir tartıldım. Sonra 76'yı görünce dediğim gibi şoka uğradım. Ve artık kendime bir dur dedim. Bu gazdan Recep de katılmak istedi. Aynen. Yalnız yaz yaklaşıyor diye arkadaşlar. Evet, yaza kilo, az kaldı biliyorsunuz. 1 kilo çok rahatsız edici bir şey. Evet. Şu an 106 kiloyum. Az sonra canını göstereceğiz terazide. Evet. Tartıda. O yüzden bugün hemen kıştan koyduğum kabağımı yemek yapmaya karar verdim. Şöyle pirinç, mirinç hiçbir şey koymayacağım. Sade bir kabak yemeği. Sadece soğan kavurdum, salça kavurdum. Kabağımı attım. Bol baharat yapacağız. Acı biber, karabiber. Böyle baharatları daha fazla tüketmeye çalışacağım. Yanı sıra su, yeşil çay. Böyle şeyler arkadaşlar. Böyle günlük sizi bloklarıma hani dahil etmeye çalışacağım. Böyle kısa kısa vloglar. Aynen. Kısa kısa. Küçük küçük olacak ki görün diyet amaçlı bugün biz ne yedik. Tabii ki başka videolar da gelecek, uzun videolar. O normal. Ama diyet videosu hani kısa kısa olacak. O ayrı, bu ayrı. Evet. Bugün tarihini de söyleyeyim arkadaşlar. Evet. Bugün 1. ayın 29'u. Pazartesi. Ne zaman videoyu çekersek vlog, yani diyet videosunu, hemen o gün anında YouTube'a koyacağız arkadaşlar. Evet. Şimdi salata yapacağım yanına. Salatada hiçbir şeyimizi kısmıyoruz. Ben şahsen diyeyim. Ben salatada her ürünü kullanıyorum. Yani her çeşit sebzeyi atabiliyorsun içine. Hani karalahanadır, soğanıdır, domatesidir, salatalığıdır, marullarıdır. O yüzden yani çoğu kez ben diyet yaptığım için, bu ilk diyetim değil tabii ki de, güzel de sonuçlar elde edebildiğim için söylüyorum. Salatada sırf zeytinyağı kullanıyorum. Ayçiçek yağı katmıyorum. Ama dediğim gibi sebzenin her çeşitini kullanıyorum. Ondan sonra yemeklerde tam tersi, ayçiçek yağından vazgeçmiyorum. Soğanımı yine ayçiçek yağında kavuruyorum. Yeri geliyor bir şeyi az da olsa tereyağında kavuruyorum. Mesela yumurta. Omlet yaparken diyet esnasında bizi en şey yapan, yani yanımızda olan ürün yumurta en önemlisi. Onu tereyağında kavuruyorum yani bir omlet yaptığımda. Arkadaşlar yanılmayın, bu çocukların. Makarna çocukların. Evet, bize yoğurt, çorban bize var, değil. O da çocukların. Böyle arkadaşlar göreceksiniz, zaten benim diyetim böyle, her şeyi kısmıyoruz. Arada çikolata da yiyoruz. Küçük tatlılar gördüm, kalorisizmiş. Onları deneyeceğim. Artı cumartesi Serdal'ın doğum günü var. Orada normal yiyeceğim yani. Hani yani kendimizi zorlamayacağız hafta yani diyette. Hafta sonu
normal bir yiyip içme olacak hayatımızda. Bakalım bir ayda kaç kilo yani, vereceğiz Metaplan Bey? Benim amacım şimdi bir ayda 10 kilo vermek değil. Yani. 3 kilo versem vallahi da ya, yeter. Yaza kadar zamanımız var. Bakalım kaç kilo olacak. Aynen öyle. Şunu bir kapatalım. Hani uzun zamanımız var yaza kadar. Güzelce kaynasın. Dediğim gibi bugün 1. ayın 29'u pazartesi. Hemen bir göstereyim size. Yaza kadar hani 6. 7. aya kadar bakalım kaç kilo vereceğiz. Bizim tart arada kafayı yiyor. Yani birkaç gram oynayabiliyor ama çok da oynamıyor. Yani güvenebiliyoruz mu? Evet, güvenebiliyoruz. 75, 6. Tamam. Şöyle çekeyim. Aa, gitmedi tamam. Bu Mehtap'ın kilosu. Sabah beni, ya bak şimdi aç kaldım ya sabahtan beri. Bak biraz şey etmiş. Az gösteriyor. Sabah beni resmen 76 küsür gösterdi. Evet. Bir de benim kilo. Bir de Recep'e bakalım. Zaten Recep'in, benim de tipimden belli oluyor da Recep'in de tipinden belli oluyor. ...105.9. Az önce 106 gösteriyordu. Evet, şimdi video çekiyoruz ya, biraz kibarlık yapıyor tartı. Birkaç gram az göstereyim dedi herhalde. Şöyle yakından da göstereyim. Bu şekilde. Bu da benim kilom arkadaşlar. Maşallah demeyi unutmayın bana. Maşallah tozum. Bir dana gibi varım. Dana evet, kadar varım. Az sonra videoyu bitireceğiz ama burada bitirmeyeceğim. Size hemen küçük bir alışverişime götüreceğim. Hemen şimdi tabii diyete şu an karar verdiğim için evde hazırdan öyle diyetlik fazla bir ürünlerim yok. Hemen götüreceğim sizi, işte limonumuzdur, zencefilimizdir. Yeşil çayımızdır. Tohumlarımızdır. Hani hep diyetlik hani aynen, biraz meyve, yağ yakma şeyleri almamız lazım. Onları alışveriş esnasında size hangi ürünleri kullandığımızı göstereceğim. O evet, yüzden bu de videoyu burada bir stop yapalım. Tamam. Sonra ürünlerimizi alıp eve geliriz. Ya marketin içinde çekeriz ya da alıp geldikten sonra evde çekeriz. Markette çekerim ben. Markette çekeceğim mi? Tamam. Tamam. Ondan sonra da videomuzu bitiririz. Dediğim gibi küçük küçük yapacağım vlogları. Kısa olacak. Yani yarın bugün bunun yanına bowl'lar olacak, ayranlar olacak, yaptığım değişik çeşitli şeyler olacak. Bugün böyle başlıyoruz. Sade salata ve kabak yemeğimiz var. Bugün birinci gün olduğu için hani tanıtma amacıyla evet, uzun olabilir şimdi video. Evet. Ama sonraki günler hep öyle 5-4 dakika falan olacak. Aynen öyle. Ama günlük olacak. Ama bazı günlerde çekemeyeceğim. Ya çünkü öğlencilikte, sabahçılıkta olduğum zaman evet, hani biraz zor çekerim. Zor olur. Orada hafta sonu falan çekebilirim ya, ve sizlere gösterebilirim yine hani ben belki bir hafta kaç kilo verdim diye. Ben belki çekebildiğimce yine çekersem. Ha, Mehtap aynen, ayrıca çekerse o başka. Aynen onu. Hani ayrıca çekip bana yollarsa evet, o başka. Aynen. Şimdi makarna pişsin, çocuklara makarnalarını vereyim, onlar bir yiye dursun. O biz sırada de, aynen, alışverişe gidelim. Aslında bunu kısıp gidebilirim. Kabak ne ki zaten 2 dakikada pişiyor kabak. Evet, şöyle bu şekilde. Normalde tabi bu pirinçli falan oluyor. Ama hiçbir şey katmadım. Ve ekmeği nasıl bırakacağım çok merak ediyorum. Evet, yine kara ekmek almamız lazım, siyah. En çok ekmekte zorlanıyorum arkadaşlar ben. Bakalım. Evet arkadaşlar, o zaman burada bir duralım. Dışarıda videomuzu devam yapalım. Evet arkadaşlar, geldik. Evet arkadaşlar, en önemli ürünlerden biri salatalık. Hemen şöyle 4-5 tane alalım. Çünkü diyet esnasında bunu çok tüketiyorum. Şöyle kısa kısa geçeceğiz buraları. Hemen tamam. Burayı hatta şey yapabilirsin. Buradan daha bir şey atıyor musun? Düşünün. Bakarız. Yapmak için. Evet, bolca limon alalım. Ben genelde ezik limonları seviyorum çünkü suyu bol oluyor. Evet. Şöyle Hasan'a çıtır ekmek, çünkü Hasan normal ekmek yemiyor. Şeyliymiş, sarımsaklı. Evet arkadaşlar, sade yeşil çayımız. Bir de bir tane böyle portakallı zencefil. Zencefilli alıyoruz. Bu benim, işe götüreceğim. Tamam.
Arkadaşlar ekmeklerimizi alıyoruz. Aslında her kara ekmek iyi. Ben kendime bunu seçtim. Bu bir tık daha yumuşak. Recep bunu istiyor. Bu bayağı kapkara ve biraz sert. İkisi de aslında şey, tam tahıl. Tahıl mı diyorlar, tam buğday mı diyorlar. Beyaz değil, kara ekmek yani. Evet, fazla kararın yok. Hatta hiç yok. Var canım birazcık, o kadar da olacak ekmek bu sonuçta. Kaç aymış görmüyorum ama. Şöyle yağsız beyaz peynir ekmeğe sürme. Labne peyniri alıyoruz. Şey yağsız ama ne kadar yağ var onu yazmıyor. Neyse egal. Kıvak'ın Türkçesi ne? Vallahi da bilmiyorum. Magaş tufazosu fett frei. Fast. Çok az. 0.3 yağ. Bu ne ya gerçekten kıvak? Türkçesini bilmiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar, şimdi Mehtap'la kasaya geldik. Şöyle ödeyelim. Ondan sonra evde görüşürüz. Evet arkadaşlar, alışverişte neler aldığımızı gördünüz. Hemen eve geldik. Yemek soğumadan yiyelim dedik. Ve bugünkü akşam yemeğimiz bu. Aynen konuştuğumuz gibi. Kabak, yoğurdumuz var, salatamız. Ve şu ekmekler kara, bu da kara ekmekti zaten ve kurumaya başladı. Ziyan olmasın diye bunu da yiyoruz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın.